Tamam, başlayalım artık. Ses Mikrofon. sesin kısık. Evet. Dinliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Nilüfer Belediyesi olarak Murat Alat'ın moderatörlüğünde programladığımız Etüt Güzel Sanata Doğru İlk Adımlar serimizin bugünkü konuğu Ezgi. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için İpek'cim. Çok teşekkürler. Ezgi, hoş geldin. Bize katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ve ben sözü Murat'a bırakıyorum. Peki. Peki, ben de Ezgi'ye hoş geldin diyeyim. Diğer katılımcılara da iyi ki geldiler. Şöyle ufak bir atlatma yapayım. Soruları Ezgi'nin sunumunun sonrasında alacağız. Chat kısmına yazarsanız, yani konuşma sırasında yazabilirsiniz. Ben onları sonradan okuyacağım. Ya da altta Q&A kısmı var, oradan yazabilirsiniz. Bugün Ezgi politika ve sanat ilişkisi üzerine konuşacak. Buyur Ezgi, dinliyoruz heyecanla. Ama Murat ben sana ne dedim? Önce beni bir hazırla demedim Hazırla, tamam. Yok, hazırlayacak. mi? Yani... Ama sonra senin daha kötü bir fikrim vardı. Peki sanat politik midir diye sorarım demiştin o zaman da. Ama o soru gelmeden ben başlayayım bari. Öncelikle ismi çok güzel. Etüt. İlk adımlar. Dolayısıyla hani ekstra bir heyecan da oluşuyor. Kimi zaman biz sanat alanı içinde kendi aramızda ön kabullerle sohbetler ediyoruz. Bazı kavramlar üzerine anlaşmışız gibi tartışıyoruz ama ilk adımlar olunca insanın kendini de yenilemesi, o ilk adımlara eşlik etmesi gerekiyor. O anlamıyla benim için de biraz filmi başa saracağım bir konuşma olacak bu. Şu an göremediğim herkese buradan selam. Belki de konuşmamla çok ilintili olduğu için şu konuşma halimin ne derece yabancılaştırıcı olduğunu ifade ederek başlamak istiyorum. İyi ki bu fırsatlar var ve iyi ki hala birbirimizle iletişim halindeyiz ama bu iletişimin niteliği tabii ki bugün de üzerinde duracağım temel kavram olan estetikle ilgili çok fazla veri barındırıyor. O yüzden içerik kadar biçim de şu an benim aklımı karıştırıyor. Beden bedene, göz göze, belki birbirimizin mimiklerini algılayarak, birbirimizin bakışlarına, farkına vararak iletişim kurmanın yerine şimdi bütün bu mesafeleri şu büst kadrajında aşmaya çalışan bir çaba içindeyiz. Ben de beni tanımayanlar için de söyleyeyim. Mimar Sinan ve Marmara'da hocalık yapıyorum. Çok sevdiğim öğrencilerimden ayrı kaldığım bütün bu zaman boyunca onlardan hep tek bir şey rica ediyorum. Ne olur ekranlarınızı açın ders sırasında. Sizden tek istediğim bu. Yüz yüzeliğin hem siyaset hem sanat ve estetik bağlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Dolayısıyla bu koşullar altında yani pandemi koşullarının yarattığı izolasyon koşulları altında bedenlerin bedenlerden yalıtıldığı, mekanların ve zamanların yeniden tanımlandığı bir dönemde ben de size tam da bunlardan bahsedeceğim. Acaba ne tür bir duyusal dönemden geçiyoruz? Bu dönemin politik olasılıkları ve olanaksızlıkları neler? Bunları da ben açmayacağım belki ama sizleri bunları düşünmeye de davet edeceğim. Umarım sesim iyi geliyordur. İpek'le Murat her şey yolunda mı? Süper. Politika ve sanat başlığı altında davet edildim. Zannediyorum hani bir süredir kendi güzergahımda bu kavramların üstünde çok durduğum için Murat beni seçti. Teşekkür ederim. En ağır sorumluluk da bana kaldı biraz ama ben de buna nasıl bakıyorum onu anlatacağım. Olabildiği kadar teorik bir yerde sizi sıkmadan ve hepimizin ortaklaşabileceği duygular etrafında buluşarak. Bugün bu girişi yapmamı kolaylaştıran bir arkadaşım oldu. Bana armağan olarak çok tatlı bir video gönderdi bu sabah. Dedi ki bence bu senin hoşuna gidecek. Ben de onu sizinle paylaşarak benim politika ve sanat arasındaki ilişkiyi nereden kurduğumu daha iyi anlamanızı sağlayacağımı düşünüyorum. Ekranımı paylaşıyorum. Nereden ve ne zaman çekildiğini bilmediğim bir amatör video.
Belki de bir TikTok videosudur. İzlemeye doyamadım. Döndürüp döndürüp sabahtan beri bunu izliyorum gerçekten. Burada ne oluyor acaba? Ne, nasıl yani? Neden? Kim? Bu eylemin amacı ne? Ve sadece yani şu ana kadar ulaşabildiğim tek bilgi bunun hiçbir amacı olmayan bir eylem olması. Bir vinç operatörü muhtemelen havaalanında ya hurda bölümünde ya da büyük bir çöplükte çalışıyor. Ve bir uçak hurdası, bir uçak ölüsüyle neredeyse belki ölü bir kuş gibi ya da belki de bir oyuncak uçak gibi, her şeyden önce de öyle. Oyuncak uçağıyla oynayan küçük bir çocuk gibi onu kendi etrafında dolaştırırken acaba ne yapıyordu orada? Tesadüfen çekilmiş, yoldan çekilmiş bir video. Sanırım videosu çekilsin diye de bunu yapmış değil. Çok eğlendiğine çok eminim. Kendimi onun yerine koyduğumda da herhalde büyük bir zevk almıştır o makineyle oyun oynamaktan diye düşünüyorum. Küçük bir çocuğun o uçakla kendi etrafına döndürerek oynayışını bir makine kolla, bir protezle yapıyor olması. Bugün uçaklar konusunda pek çok şey düşündüğümüz, havaalanlarının kuşların göç yollarını işgal ettiği yerde, uçakların ekolojik ayak izleri nedeniyle artık havayolu taşımacının bile kendini sorgulamak zorunda olduğu bir dönemde, uçakların belki de Walter Benjamin'in metinlerinde geçtiği gibi tohum atacak yerde, bomba attıkları yerde birden bütün işlevinden soyunup bir taşıma aracı olmaktan çıkıp bir oyuncağa düşme halinde beni çok heyecanlandıran bir şey vardı. Sanırım arkadaşım da benim hep izini sürdüğüm, hep beni heyecanlandıran bu noktayı çok iyi anlamış olmalı ki bu senin için dedi. İşte bu benim için olan şey ne? Sizce bu belki de bir video işi olamaz mıydı? Bir sergide bunu görseydik ya da bir çağdaş sanatçı böyle bir proje yapsaydı. Üzerine sayfa sayfa yazılar yazılamaz mıydı? Sanırım çok da güzel olurdu böyle bir iş yapmak. Benzer işlerin bu kadar etkili olmayan hallerini de görmüştük. İşte beni burada heyecanlandıran şey gündelik hayatın içinden sızan bir şey. Bir tesadüf, bir oyun. Birinin, sıradan birinin gündelik hayatındaki iş zamanından çaldığı, o oyun zamanında kurduğu küçük sahne. Belki buradaki sahne pek küçük de değil gerçi ama aynı zamanda oyun araçlarını, iş araçlarından oyun araçları yaratması. Belki de başka birinin bitmiş tükenmiş atık çöp bir şey gördüğü yerden yeniden çocukluk dönemine dönecek capcanlı bir hayal görmüş olması. Bütün bunları bir araya getirdiğim zaman sanatın ya da bir mesela bir sanat eserinin içerisinde ya da bir videonun içerisinde ya da bir performansın içerisinde gördüğümü de çok iyi iş ya dediğim şeyin hayatın başka yerlerinde de karşıma çıktığını fark ettim. Bunu sadece ben fark etmedim elbette. Bunu hepimizin birlikteyken kolektif olarak fark ettiğimiz deneyimler de yaşadık. Of, bu gerçekten bir sanat etkinliğine benziyor dediğimiz anları hatırlarsınız. Dolayısıyla sanatın içerisinde eğer gerçekten büyüleyici, insanın hayal dünyasının kapılarını aralayan, insanı oturduğu yerden şöyle bir kaldıran, bir gülümseten ve bir an için o alıştığı sıradanlaşmış sıkıcı dünyadan dışarı fırlatan bir şey varsa eğer, işte o gündelik hayatta da var. Burada bir geçişlilik söz konusuydu ve ben bunun peşine düştüm ve sanırım hayatım boyunca da hep bunun arayışında oldum. Acaba neydi sanatın içerisinde beni büyüleyen şey diye. Biraz çalıştığım zaman da aslında sanat kelimesinin tam da yeterli olmadığını fark ettim arkadaşlar. Yani çok enteresan, şu an biz sanat ve siyaset diye iki koca kütleyi karşımıza almışız. Ama eminim hiçbirimiz şu an ne sanattan ne de siyasetten bahsettiğimde aynı şeyi kastetmiyoruz. Sanat dediğim şey asla ve asla bir tek tanım içermiyor. Sanat öncelikle bir kurum, bir alan, yani diğer bütün kurumlar gibi. Bir alan, yani ticaret alanı gibi, din alanı gibi, hukuk alanı gibi, her tür başka benzerleri gibi kendi içinde güç ilişkileri olan, kendi içinde aktörleri olan, ödülleri olan, cezaları olan, kurumları olan,
sermaye türleri olan bir alan. Buraya giriyorsunuz ve oynuyorsunuz içinde. Bazı ödüllerin peşinde koşuyorsunuz. Bazı cezalara maruz kalıyorsunuz. Bazı başarıları topladıkça orada kendinize konumlar ediniyorsunuz. Bu konumlar sizden önce varlar. Bu laflarım Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine daha çok. Onlar bu oyun alanına girmenin en meşru kanalındalar şimdi. Oyuna girebilirsiniz. Sanatçı olan kimdir? Sanat alanı tarafından kabul edilmiş olan kişidir. Bu başka bir tartışma. Ama eğer benim biraz önce gösterdiğim örneği de buraya davet edebilecek açıklıkta bir teorik zemin kuracaksak, o zaman sanattan konuşmamız yetmeyecek. O zaman estetik de demem gerekecek. Ve bana kalırsa sanatı politikayla bağlayabilmek için, sanatın siyasetinden bahsedebilmek için estetik kavramını mecburen sahneye almak gerek. Burada bizim trot operatörü, vinç operatörü estetik bir deneyim yaşıyor kuşkusuz. Heyecanlanmış olduğunu, gülümsediğini, videolar çekip arkadaşlarına gönderdiğini, kendini bir an için bir süpermen gibi, bir olağanüstü güçlerle donanmış bir kahraman gibi hissettiğine hiç şüphe yok. O gün oraya bir işçi olarak girmiş olabilir çalıştığı, her zaman gittiği mekana. Ama oradaki anlarını yaşarken emin olun ki kendisini sıradan bir iş kolunda bir makinenin parçası gibi falan hissetmiyor. Makinelerin parçalarının yerini değiştirmiş bir yaratıcı gibi hissediyor. Ve belki de o heyecanla güçleniyor. Belki de o heyecanla günü, zamanı, mekanı yeniden duyumsuyor. Hem üretim araçlarıyla, hem kendi zamanıyla, hem çalışma mekanıyla yeni bir ilişki kuruyor. İşte bu kısmına estetik diyoruz galiba. Özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü politika ve sanat arasındaki ilişkileri düşünürken sanatın politik fonksiyonu falan gibi bir yerden girmek istemiyorum. Sanatın politikayla bağlanmasındaki gerçek olasılıkları konuşmak istiyorum. Ve sanatın her zaman estetik olduğunu düşünmüyorum. Sanat alanının içerisindeki her türlü pratiğin biraz önce gösterdiğim örnekteki gibi insanın içinde bir takım şeyleri harekete geçiren estetik potansiyeli taşıdığını düşünmüyorum. Estetikten kastım, öğrencilerim şu anda bana diyorlardır Ezgi Hoca hep böyle söylüyor diye. Anestezik olanın tersi diyorum ona. Anestezi ne diyorum? Anestezi altındayken nasıl olursunuz? Duyularınız artık algılamaz haldedir, kesseler acımaz, sizin her türlü operasyonu yapabilirler. Beyninizi yararlar, içinden iç organlarınızı bile çıkartıp yerlerini değiştirirler. Anestezik bir beden artık hissetme kapasitelerini kaybetmiştir. İşte estetikten felsefenin anladığı da aestezis kökeninden getirecek olursak hikayeyi, hisle, duyuyla ilgili bir şey. Güzellikten bahsetmiyor ki estetik. Sanatın kurallarından bahsetmiyor. Daha kelime kökenine geri dönecek olursak hissedebilmek, duyumsayabilmek ve duyularının dünyaya açık olması hali. Anestezi bunun tam tersi. Jacques Rancière'in teorisinden gittiğimi farkındasınız. Bana çok kolaylaştırıcı geldi. O yüzden hani ilk adımlar için bence çok faydalı bir şey. Sonrasında kurcalamak üzere, sonrasında çok eleştirmek üzere. Ama bir davet olarak bana kalırsa bizim politik olarak sanattan beklediğimiz her şey estetik bir uyanışla başlıyor. Bedenimin duyusal uyuşmuşluğundan kurtulması ihtimali. Ve tabii ki anladınız ki ve tabii ki farkındasınız ki bu uyuşmuşluk hali, izolasyon da buna çok dahil. Bugün içinde bulunduğumuz hal de buna çok dahil. Kendimizi bir takım risklerden korumak için, hastalanmamak için, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, hep o koruduğumuz virüsler, mikroplar bize yaklaşmasın, hastalıklar, belalar, kötülükler, riskler uzak dursun. Çünkü cezalar çok büyük, çünkü baskı çok büyük. Dediğim andan itibaren risk çok büyük dediğim andan itibaren bedenimi korumak için etrafıma kurduğum bu izolasyon da bunun bir parçası. Anestezik bir uzlaşı içindeyiz. Bu bir toplum kuruyor. Başka türlüsünü düşünebiliyor musunuz? Hiçbirinize şu an görmüyorum ki sokaklarda çığlıklar atarak koşmuyorsunuz. İsyan içerisinde kendinizi parçalamıyorsunuz. Şu an içinde geçtiğimiz koşullar içerisinde bu ülkede ve bu dünyada hala oturup bir şeylerden sakince konuşuyoruz.
İnternetten haberleri takip ediyoruz ya da etmiyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Günlük bir takım kaygılarımızın peşinde koşuyoruz. Eğer gerçekten anestezik bir uzlaşma içinde olmasaydık, sizce bugün içinde yaşadığımız adaletsizlikle baş edebilir miydik? Hala burada oturup sakin sakin Zoom toplantıları yapabilir miydik? Bana bazen, eminim siz de böylesiniz, eminim hepimiz böyleyiz. Bana bazen bunlar o kadar gerçek dışı geliyor ki, gerçek dışı olan felaket değil de, gerçek dışı olan sanki bu felaketi görmeme potansiyelimizin direnci. Çünkü bir şekilde anestezi altındayız. Bunu şöyle de düşünün. Bir bedensel anesteziden bahsediyorum. Sakın böyle işte kafalarımız uyuşturuldu falan, çip takıldı bize falan diye düşünmeyin. Duyusal olarak algılamıyoruz. Daha fazla canımız yanmıyor. Bir yerden sonra daha fazla acıtmıyor. Bugün de öyle düşündü aklımdan geçen. Bu bizim şeker tüketimimiz gibi. O kadar çok şekerli şey tüketiyoruz ki. Artık hani şekerli olmayan bir şeyi yemek istemiyoruz ya da şekerli olmayan, yeterince şekerli olmayan bir şeyin içindeki tadı alabilecek duyarlılığa da, hassasiyete de sahip değiliz. Bu bir çeşit hassasiyet meselesi aslında ama duygusal bir hassasiyetten bahsetmiyorum. Duyusal bir hassasiyetten bahsediyorum. Bedenin duyularının uyuşturulmasından bahsediyorum. Bazı ara duyuları, ara duyumları alamayacak kadar şekere ve tuza basılmış bir bedenden bahsediyorum. Ve nihayet buradan konuyu polise bağlıyorum. Öyle bir dünya düşünün ki bedenleri katılaşmış, ağaç kabukları gibi içinden özü çekilmiş de sanki geriye sertleşmiş, katılaşmış derileri kalmış da tak 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 vursan da o kadar ses çıkıyor. Bu kuru artık keçileşmiş, hissetmeyen ve duymayan bedenler ancak yan yana bir konsensüs, bir uzlaşı içinde bir toplumu oluşturabilir. Böyle bir toplumu istediğiniz, böyle bir topluma istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Böyle bir toplum gayet güzel bir arada durur. Artık duyuların uyuştuğu yerde kiminle yan yana olduğunu, yan yanalığını bile fark etmez. Çünkü bu bir komünite etmez. Bütün bir sene boyunca hep komünite kelimesini düşündüm. Bağışıklık konuştuğumuzdan beri. Kommunuz. Neyin tersi? İmmunusun tersi. İmmünitenin tersi. Yani bağışıklığın tersi. Bağışık bir komünite olamaz. Bağışık bir komünite olmaz. Olsa olsa kendi bağışıklıklarını sağlamış evlerinde oturan bir takım parça parça yaratıklar olabilir. O parça parça yaratıklar biziz şu anda. Birbirimizden ayrıldıkça, uzaklaştıkça çok şükür hiçbirimiz ölmeyecekmişiz. Güvence altındayız. Güvenliğimiz sağlandı. Komünite oluşturabilmek için bağışıklığın olmayacağını kabul etmek lazım. Ve gerçekten hani şöyle bir yeri dönüp konuşmanın da başına gidersem eğer bizler estetik olarak duyularımızı geri kazanmazsak bir komünite oluşturamıyoruz. Eğer anestezik uzlaşmaların içinde kendi bedenlerimizi koruyarak bir hayat sürdürmeye devam edersek ancak ve ancak bağışıklığın immünitenin içerisinde bir polis oluşturuyoruz. İşte politikanın tanımı da buradan geliyor. Politika kökenindeki polis, hani bizim antik Yunan şehir devleti, boş verin antik Yunan şehir devleti, adı üstünde polis zaten, çok daha kolay böyle anlaması. Polisin denetiminde bir topluluk. Polisin gözetiminde bir topluluk. Herkesin kendi polisi olduğu bir topluluk. Yani sanatı bir kenara bırakın, politikaya bile gidene kadar karşıma koskocaman bir polis çıkıyor. İki tane çok büyük politika tanımı var. Murat eğer bana soruyorsa, yani politika derken neden bahsediyorsun? Ya ben bütün bu felsefe tarihi boyunca, siyaset bilimi tarihi boyunca anlatılmış bütün politika tanımlarını detayından geçemem ama çok net bir şey söyleyebilirim. İki tane kocaman damara ayrılıyor bu tanımlar. Bir tanesi diyor ki, siyasettir politika, işte yap bu faaliyet. Yani seyisliktir. Seyis, yani at terbiyecisi. Siyasetçi gelir,
halk yarattığı nüfusu terbiye eder, yola sokar. Onun olabildiği kadar kendi çitleri arasında kalması için gerekeni yapar. Bir tanıma göre siyaset toplumları yönetme sanatıdır. Bu polistir işte, bunun oluşturabileceği şey. Diğer bir başka kanal ise kimsenin kimseyi terbiye etmeye hakkı olmadığını düşünür. Kimsenin kimseye seyislik etmeye hakkı olmadığını düşünür. Ve politikanın diğer bir tanımı ki benim bu konuşmam için ve benim kendi düşüncem için üzerinde durmaya değer bulduğum tanım, politikanın biz nasıl olacağız da tek tek biricik yaratıklar, üstelik de sürekli dönüşen, sürekli oluş halinde olan bu minicik, biricik ve farklı bütün bu canavarlar hep beraber yaşayacaklar. Buna dair bir fikir bulmamız lazım. Çok berbat bir durumdayız. Hepimiz gittikçe daha da akış halinde, hepimiz gittikçe daha çok tekil, hepimiz gittikçe daha çok öznellik dışı, her türlü kimlik dışı bir yerden kendimizi var etmeye çalışan yaratıklarız ve bir arada yaşamak istiyoruz. Bir arada yaşamak zorundayız zaten. Bunu herhalde pandemi de en güzel gösterdi. İstediğin kadar kendini ayır. İstersen Çinlileri tanımıyorum de. İstersen benim umurumda değil Latin Amerikalılar de. Göçmenler benim umurumda değil, bana yaklaşamazlardı. Böyle bir ayrımın olmadığını zaten şimdi gördük. Biz hep beraber yaşıyoruz ve bir biçimde bütün tekilliklerimizle ve farklılıklarımızla bir arada yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu politikanın konusu. Peki sanat ve estetik iki tarafta, ikisini bir kenara koymuştum. Onlar ne yapıyorlar? İşte biraz önce anlattığım bedenin duyularının canlılığı haliyle. Sanatın eğer estetik halindeyse, gerçekten estetik yani uyandırıcı, bedenimin güçlerini canlandırıcı, beni heyecanlandıran, bana yeni kokular, yeni tatlar, yeni sesler, yeni kavramsal aralıklar, yeni oluş halleri, yeni mekanlar, yeni zamanlar açıyorsa, estetik bana bir topluluk oluşturma ve bunu yaparken bütün duyarlılıklarımla, bütün tekilliklerimle, bütün algılarımla oluş içinde olma şansı verir. Politikayla sanatı ben estetik ve politika olarak birbirine bağlıyorum ve aslına bakarsanız estetik olmayan herhangi bir şeyinde özgürleştirici bir komünite kurma hayaliyle de buluşamayacağını da düşünüyorum. Nasıl olabilir ki aksi halde? Uyuşturulduktan sonra şekere tuza basmak diye anlattım onu. Ya da hazza bulamak diyelim. Ya da çalıştırmak. Ya da bırakın, bırakın tembelliğe terk etmek. Ya da izole etmek. Ne diyeceksiniz deyin. Terbiyenin bir sürü biçimi var. Terbiye etmek de var ya kavram olarak. Bir şey yatırırsın. Değil mi? Orada terbiye edersin onu. İşte terbiye edilmiş bir ve anestezik uzlaşmalar, anestezik bir konsensüs, duyuların birliği anlamında konsensüs. Yani duyuların artık çeşitliliğini kaybettiği anlamında bir birliktelik politik olamaz. O zaman sanatın daha kendinden getirdiği bir mucizesi var. Kalbinde taşıdığı bir cevher var. Sanatın zaten başından itibaren içinde bu işlevsizliğiyle, kesinlikle beni uyandırma ihtimaliyle, saçmalamasıyla, oyun kurmasıyla, yeni yalanlar söylemesiyle, sürekli yeni yalanlar söyleme potansiyeliyle sanatın politik, estetik uzlaşmaların, anestezik uzlaşmaların dışarısında beni fırlatma potansiyeli var. Öyle bir şey olur ki bu, çok basit bir örnek vereceğim. Estetik tecrübe. Benim vinç operatörünün uçakla oynaması gibi. Sizin böyle imkanlarınız olmayabilir. Ama başka bir sürü imkanlarımız var. Hepimiz için estetik tecrübeler var. Sanatın içinde ya da dışında. İçinden bir şey söyleyelim. Çok uzun zamandır çağdaş sanat alanında böyle büyük bir estetik tecrübe yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Üzgünüm. Ama çok rahat sinemadan söylerim mesela. Keza sinemaya da gidemiyoruz. Neyse. Ama benim için en yakın estetik sanat kültür alanı içerisindeki tecrübelerden bir sinemaya gitmektir. Sinemaya gidersiniz. Çok iyi bir film izlediğinizi düşünün. 1,5 saat, 2 saat kaldınız o karanlıkta. Öyle bir hikayeye girersin ki salondan çıktığında sen böyle kafa yerine gelene kadar o sinemadan çıkmış adam diyor ya işte. Yusuf Atılgan mı diyordu onu? Sinemadan çıkmış insan olursun. Ne olur? Biraz önce yanından geçmiş adam seni takip etmektedir. Zaten yolda sana kurulmuş tuzaklar vardır. Filmdeki kadın karakter biraz önce yanından geçtiğim kafede sigarasını yakmıştır.
Sesler başka türlü anlamlar kazanır. Şu anda her gün işten eve giderken geçtiğim yol bir sürü ara sokaklara açılır. Olası bütün maceralarıyla birlikte biraz önce yaşadığım film benim gündelik hayatıma kolaj montaj yöntemiyle dahil olmuştur. Ben de zaten birazcık az önce izlediğim filmdeki kahramanımdır. Kendim çoktan olmayı unutmuşumdur. Benden her şey beklenebilir o an, kafam yerine gelene kadar. Bir bakarsın daha önce hiç geçmediğim bir yere gider, orada hiç konuşmadığım birisiyle iki laf ederim. Hiç daha önce canımın istemediği bir yemeği yemek için acayip bir yere giderim, orada otururum, kafamı dinlerim. Ama emin olun ki sinemadan çıkmış halimizde olduğu gibi, keşke tabii güncel sanatın içerisindeki işlerden de böyle konuşabilsek ki, tabii ki bazıları öyle, var tabii ki var. Ama sanırım hani güncel sanat deneyimimizin buralarda biraz daha soru işaretleri var. Neden ama bunu söylememin nedeni müzikte ve sinemada çok farklı bir karşılaşmada yaşıyorum. Müzikte de öyle, öyle değil mi? Kulaklığınızı takın, aynı müzikle bambaşka bir mekana gidin ya da müziği değiştirin. Bütün o espasla, mekanla, zamanla, kendi bedeninizle kurduğunuz ilişki, yürüyüş biçiminiz bile değişiyor. Bütün bunlar estetik deneyimler ama tabii ki estetik deneyimlerin dönüştürücülüğündeki potansiyelin politika ile ilişkisi dolaylı bir ilişki. Şunu söylemiyorum yani işte sinemadan çıktım birdenbire değiştim o an devrimci bir özneyim değil. Hayır, ben orada başka birisi olma ihtimalini deneyimliyorum. Kendi gömüldüğüm yerden beni gömmeye çalışan, beni bir öznede arayan, beni bir özne olarak tanımlamaya çalışan, her neyse o emek süreçleri, politik süreçler, bütün o gündelik hayattaki işlevliliğim. Bana diyor ki Ezgi sensin şusun, Ezgi sen bunu yapmalısın, Ezgi şunu senden beklenen bu. Sen bir kadınsın, sen bir işçisin, sen bir öğretmensin dediğim yerde eğer beni özneliğimden dışarı fırlatma ihtimali varsa bir estetik deneyimden söz ediyoruz ve politik sanatın, sanatın politikasının bu tür bir karşılaşma olduğunu, beni benden dışarı, beni benim mekanla kurduğum ve faydayla tanımlanmış ilişkilerden dışarı, beni zamanla kurduğum faydayla tanımlanmış ilişkilerden dışarı fırlattığı yerler. Hiç kimse işte faydalı olduğu için aslında sanatla ilgilenmiyor. Hiçbir sanatçı da faydalı olduğu için sanat falan üretmiyor. Tam tersine olmadığı için, tam tersine işlevsellik ve gündelik çıkar ilişkileriyle belirlenmediği için ve dahası da sanatın politik olduğu yer mi? Sanatın politik olduğu yer, korkutucu olduğu yer. Sanatın politik olduğu yer, bırakın hani onaylanmayı, politik sanat diye bir kategori içerisinde tanımlanmayı, sanatın politik olduğu yer tam da acaba bu sanat mı diye düşündüğümüz yerler aynı zamanda. Sanat olmanın da kenarına kadar geldiği yerler. Sanatın politik olduğu yer, daha önceki sanat yapma biçimlerinin de sorgulandığı anlar. Sanatçının kim olduğunun sorgulandığı anlar. Sanat burada yapılır mı? Bu da sanat mı? Dediğimiz noktalar. Öncelikle buradan geçmesi gerekiyor bu sorgulamanın. O yüzden şöyle düşünüyorum. Belki çok daha artık net bir yere getirmek açısından. Ben işte bir eylemin temsil edildiği bir eseri politik olarak görmek illa gerektiğini düşünmüyorum. İşte çok iyi biliyorsunuz ki işte sıkılı yumruklar, kızıl bayraklar tabii ki bunu tartışmıyorum. Bunların gösterilmesinin politik olup olmadığını zaten tartışmıyorum. Ve keza sanatı politik kılmaz politikayı gösteriyor olması elbette. Ama çok beklemediğiniz yerden mesela soyut bir tablo politik olabilir. Hiç beklemediğiniz yerden çok öznel bir hikaye, çok politik olabilir. Yine hiç beklemediğiniz bir yerden bir sanatçının ürettiği ve bir müze içinde sergilenen bir iş de politik olabilir. Bunlar aslına bakarsanız kuralları olmayan, önceden tanımlanması mümkün olmayan, kendi zamanları ve mekanları içerisinde işleyen bir takım eylemler. Sanatın politik olma hali, sanatın eyleme hali. Ne zaman nasıl eğiliyor, nasıl ve ne zaman estetik oluyor sanat? Ulan bu sanatı biz niye yapıyoruz ya? Kim yapıyor bunu? Neden yapıyor? Bu ne işe yarıyor? Bunu kim izliyor?
Kim geliyor bu mekanlara, galerilere, sergilere? Bunların işin içine de dahil edildiği yerler. Ama bakın şunu demiyorum. Müzeler yıkılsın, akademi yıkalım, sanat kurumuna karşıyım demiyorum. Her seferinde kendi kurumsallığını, kendi içinde gerçekleştiği insan ilişkilerini, kendi sermaye türlerini, hayatla, sokakla, emekle, arzuyla kurduğu bütün ilişkileri bir kez daha bozan, kartları bir kez daha değiştiren yerde anestezik uzlaşmanın üstüne estetik bir deneyim yaratabiliyor. Buradan bakacak olursanız Edward Manet'in yağlı boya tuvalleri de politiktir. Marcel Duchamp'ın pisuarı da politiktir. Andy Warhol'un Marilyn Monroe'ları da politiktir. Ve her defasında ulan bu da mı sanat, ulan bu da mı sanat, ne alakası var dediğiniz her yerde sanat alanının kıyısında, köşesinde, orada o sınırı işaret ettiği, belki de sınırı vura vura, belki de içeri dağıldığı her seferinde hallerde sanat politik olmaya başlıyor. Çünkü sanatın politikayla ilişkisi politikayı gösterdiği yerler değil. Ya da insanlar arasında ilişkiler böyle olmalı, barış böyle sağlanır, işte böyle bu tür aktivizm içinde olmalıyız, ideal toplum budur dediği yerler değil. Bütün bu idealleri mevcut kılan insan ilişkilerini, İnsan mekan ilişkilerini, insan doğa ilişkilerini, her neyse. Ve dolayısıyla da sanat yapma biçimlerini de kırılganlaştırdığı, onlara dair de problemleri ortaya attığı zaman politik. Kimi zaman bakıyorsun, bu ne ki? Ne işe yarar bu? Hiçbir işe yaramaz. İşte karşındakini böyle rahatsız ettiği zaman politik. Bir şey söyleyeceğim, en son yaptığımız bir işi söyleyeceğim. Birazcık da daha da provokasyona kaçmak istiyorum. Sanat kısmıyla ilgili çok fazla bir derdim olmadığının ama sanatın içerisinde bu tartışmalar olduğunun da ifade etmiş olmayı umut ediyorum. Biz Karşı Sanat Galeri diye bir mekanı açık tutmaya çalışıyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Sürekli de açık tutulan bir ilişkiler ağı olarak var etmeye çalışıyoruz. Benim genç sinema öğrencilerim Ozan ve Deniz çok çılgın bir fikirle geldiler geçtiğimiz aylarda. Bir TikTok sergisi yaptık. Şimdi ne alaka diyeceksiniz tabii ki. Ama tam da sanatın kıyısında bir yerde, TikTok gibi bir mecrada, yani bir anlamıyla sosyal medyanın çöplüğünde ya da sosyal medyanın iyice ne diyelim, hani kelimeyi, tabiri ne biçimde kullandığımı başkasından alıntılarak kullandığımı söylüyorum, baroşunda bir yerde. Videoları izlemeye başladık. İşçi videoları izlemeye başladık. Özellikle fabrikalardan ve atölyelerden çekilen videoları izlemeye başladık. Ve öyle videolarla karşılaştık ki bunları eğer bir sanat galerisinde görseydim, bir sanat eseri gibi görseydim, wow, ne kadar iyi video çekmişler, ne kadar iyi fikir, ya kimin aklına gelirdi diyeceğim videoları bulmaya başladık. Ve bu videoları sergiledik. Bu videolar sanat diye sergilemedik ama sanatın potansiyellerine dair bir ışık tutuyor diye sergiledik. Sanat kurumunun içinde de değil, dışında da değil, ara pozisyona yerleştiğimiz için burada bir soru işareti açabilir diye sergiledik. Neden biliyor musunuz onları sanatın kıyısında bir yerde tutmanın faydalı olduğunu düşündük? Çünkü burada bu insanların hayatla kurdukları zorlu emek süreçlerinde kendi emek zamanlarından çalarak boş zaman yarattıkları, kendi fabrikalarındaki üretim araçlarını çalarak onlardan sinematografik araçlar yarattıklarını, onlardan sinema teknolojisine dair oyuncaklar yarattıklarını gördük. Onların işlerinde insan bedeninin sınırsız güçleriyle neler yapılabileceğine dair bir araştırma gördük. Sadece kol emeğiyle yaşamaya mahkum bırakılmış insanların hiç de çalışma zamanlarında zannettiğimiz gibi olmadıklarını, ironinin, mizahın, yaratıcılığın, şiirin, edebiyatın, sinemanın pek çok öğesiyle birlikte o çaldıkları zamanı sanat deneyimine dönüştürebildiklerini, estetik deneyime dönüştürebildiklerini gördük ve bunları insanların görmesini istedik. Bunu yapmakla şunu kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Sanat ne zaman politiktir? Politikadan bahsettiği zaman değil, insanların bir araya gelme biçimlerini ve insanın dünyayla kurduğu ilişkideki anestezik uzlaşmaları
ortadan kaldırmaya muktedir olduğu zaman. Bunu eser olarak görme şansımız da var, performans olarak görme şansımız var. Virtüelde de görebilirsiniz bunu ama sokakta da görebilirsiniz. Ve sanatçı zaten yaratırken, işte çağdaş sanatı, güncel sanatı konuşuyorsunuz. Burada hep beraber de bunun üzerine, daha önceki konuşmaların üzerine bir şey ekleyerek devam ediyorum. İşte güncel sanat bize şunu sağladı. Geçmişte disiplinlerin içerisinde sıkışmış yaratıcılık biçimlerini, belli tür malzemelerle icra edilen belli tür üretim biçimlerini, sınırlarını çok kolayca aşmamızı sağladı. Güncel sanatın bize sağladığı şey, şimdiye kadar anlattığım gündelik hayatın içerisindeki estetik pırıltılarla daha damardan bağlı olabilmeyi, onları daha kolay sanatın içerisinde dahil edebilmeyi, hem gündelik hayatla, hem gündelik siyasetle, hem de toplumun çok farklı kesimleriyle birlikte işler üretebilmeyi sağladı. Bunu sağladığından beri de bana kalırsa benim bugün yaptığım gibi bir konuşma mümkün olabildi. Modern sanatın disiplinler sınırları, kimlik sınırları, alanın kendini özellik üzerinden tanımlamasının, özelliğin geride bıraktığı bu akışkanlık hali, bütün disiplinlerle birlikte çalışıyor olabilmek, bizim yaptığımız gibi işte TikTok'ta video çekmiş işçilerle birlikte çalışabilmek ya da daha önceki deneyimlerimde olduğu gibi işte bir işgal fabrikasında iş üretiyor olabilmek, aklınıza gelebilecek her türlü işte gündelik hayat içindeki pırıltılarla bir tür ortaklık kurduğu anda sanatçı kimliğinin sınırlarına gelebilmek ihtimalleri çağdaş sanatı politik kılan unsurlar. Aksi halde çağdaş sanatın politikayı doğrudan anlatabilmesinden kaynaklanmıyor. Polisin kurallarını bozmaya, sen sanatçısın, sen işçisin, sen öğretmensin, sen mühendissin diyen sınırları aşarak daha fazla alanın duyu dünyasına girebilmeyi ve duyuların, yani estetiğin alanından bahsediyorum, duyuların çeşitlenmesi için sonsuz bir oyun alanı kurabilmeyi sağladığı için çağdaş sanatın politikliğinden söz ediyoruz. Modern sanatta politiktir başka bir yerden. Ama çağdaş sanatın politik gücü her şeyden önce sanatçı kimliği ve sanat alanının kurallarıyla ilgili oynadığı oyunda bizi getirdiği özgürlük noktasıdır. Şuradan bakıyorum, bugün de biraz alttan alta söylediğim acaba çağdaş sanatın içerisinde bu tür bir politik unsur var mı dediğim yerde, elbette ki çağdaş sanatta kurumsallaştığı yerde duvarlarını yükselttiği, izolasyonunu güçlendirdiği, bağışıklık kazandığı yerde tam da kendi kaynağı olan, kendi gücü, kendi ilham kaynağı olan gündelik hayatla ve diğer disiplinlerle ilişkilerinde bir özellik bariyeri koyarak politik cevherini kaybetme riski de taşıyor. Bu bir çelişki. Çünkü çağdaş sanat yapan şey modern özelleşmenin aşılmış olması haliyken, diğer yandan da en büyük kazancı olan sanatçı kimliğinin çekirdekli omurgalı halinden kurtulmak, sanat dediğimiz pratik budur demenin, ben bu disiplinin sanatçısıyım demenin zorunluluklarından kurtulmak, her türlü malzemeyi kullanabilmek, deneyimler yaratabilmek, bunlar çağdaş sanatın alameti farikaları, bunlar onun zenginlikleri. Ama diğer yandan da bu alanda katılaştıkça ve kurumsallaştıkça ne yazık ki oyun oynamayı, risk almayı, duvarları indirmeyi, başka mahallelere gidip orada çocuklarıyla oyun oynamayı, başka duyusallıklara girip tenini incitme riski almayı ne yazık ki unutuyor bir taraftan da. Yine o da kendi özellik çemberini kendi etrafında kuruyormuş gibi gözüküyor. Bütün bunları söylerken hani bunun mutlak bir şey olarak anlatmadığımı söylemeliyim. Ama çağdaş sanat eğer bir macera olma, işte hani bir yola düşme, yoldan çıkma, o yoldan çıkarken sanatçının sanatçılığından ve sanatçı olmanın ayrıcalıklarından vazgeçme duygusuyla hareket etmediği sürece çağdaş sanatın da politik imkanlarının sınırlı olacağını düşünüyorum. Bir yandan bir uzlaşı içerisindeki uyuşturulmuş ve anestezik uzlaşmalar içerisinde hapsedilmiş bir toplum varsa sanatçı için de tabii ki bu aynı şekilde geçerli. Onun da kendini bir şekilde uyandıracak bir estetik tecrübeye atabilme cesareti olmalı. Bu güvencesizlik hali
politik bir güvence, ekonomik bir güvencesizlik halinden çok daha başka. Hani belki de bir an için işte sinemadan çıkmış kişi gibi ben kimdim ya diye unutabilmesi de lazım. Bu tecrübelerdi bizi sanata bağlayan. Bunların, bu vaatlerin peşinde belki de bir sanat alanı kuruldu. Herkesin gönlünde bir parça bu heyecan yatıyor. Ama bu heyecanı unutmadan sanatı politik kılabileceksek, sanat politik olacaksa, sanat yeni bir tür öznelik, yeni bir tür özneler arasılık, yeni bir toplum yaratma hayaliyle politik olacak. Eğer böyle olacaksa da sanatçı öznenin de, sanatla ilişki kuran bütün alanın aktörlerinin de maceracı olması, yola düşmesi, oyun oynamaya aslında aday olması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Burada birkaç örnek de verebilirim ama belki de sorular bu yönde gelecek diye düşünüyorum. O yüzden susuyorum. Hı? Murat, ne dersin? Devam ediyorum o zaman. Tamam. O zaman birkaç örnek vererek devam etmek istiyorum. Bu vereceğim örneklerden, pardon, ekranımı paylaşmadım. Vereceğim örneklerden ilki hakikaten politik sanat tartışmasından da mutlaka hani bundan bahsetmezsem olmaz dediğim bir örnek. 1972 yılında Nili Alter tarafından yapılmış bir iş. Hep şuna şaşırıyorum, biliyor musunuz? Ya nasıl oluyor da bu işi her gün anmıyoruz falan diye şaşırıyorum. Nasıl oluyor da bu iş böyle, bilmiyorum şu anda dinleyenlerin arasında kaç kişi bunun, bu işten haberdardır ama neredeyse böyle şaşırtıcı derecede üst örtük kalmış bir şey. Nili Alter'i örnek olarak aldım. Sanat alanının içerisinden bir örnek veriyorum bu kez de. Sanat alanının içerisinden estetik bir örnek veriyorum ve politik bir örnek veriyorum. Yıl 1972. Yıl 1972 dediğim andan itibaren herhalde hepinizin zihninde muhtıra belirmiştir. 17 Mart'ta Senato idam kararlarını onayladı diye başlayan bir belge kullanıyor Nili Alter işinde. Evet, denizlerin idamından bahseden bir iş bu. Yıl 1972. Toplumsal hareketlerin, sokağın, siyasetin, mücadelenin en üst seviyesinde olduğu bir yerde genç bir kadın sanatçı ülkesinde yaşanan büyük bir ve sonrasında da travması asla belki de atlatılamayacak büyük bir şiddet olayı karşısında yaşadıklarını bir sanat eserine dönüştürüyor. Bu denizlerin idamıyla ilgili bir iş, bir politik iş. Bu üç daire, üç gencecik varlığı gösteriyor. Göstermiyor tabii ki, göstermeden düşündürüyor. Neredeyse birer ikona gibi orada o mavilikleriyle çınlayan halde karşımızda duruyorlar. Birkaç böyle bir ölçeklendirme içerisinde onları sınırlamaya çalışan çizgilerin arasında yanlarında yazan 17 santim, 23 santim yerden yükseklikleri, idam sehpasına mesafeleri. Düşecek biraz sonra, boyunları kırılacak. Üç tane can. Böyle bir ifadeye, bakın politik sanatın figüratif dili, sokağın ihtiyaçları, toplumsal hareketlerin sanatla kurduğu ilişkiye dair konuşacak kadar uzun bir zamanımız yok. Ama sizden sadece bu ülkede genç bir kadın sanatçı tarafından üretilmiş ve ülkenin en değerli insanlarından bazıları idam edilirken, bir ütopya idam edilirken yaptığı işi göstermek istedim. Bundan politik sanattan biraz böyle bir şey anlıyorum. Çünkü buradaki emin yerine, onları göstermek yerine, bir aşiret yerine onu göstermek ve onun yerine geçmek yerine ona dair öyle bir düşünce alanı koyuyor ki karşıma. Bütün soyutluğuyla tarih boyunca kim bunu görse, kim bunun üzerine düşünse, kim bununla karşılaşsa ona bir tür bağ ile, bir tür duysal bağ ile tarihi yeniden hatırlatacak bir imkan alanı açıyor. Temsil etmek değil, bir acıyı tecrübe etmek için bir alan. Ve bir işin bir parçası daha var. Çerçeve içerisinde Nili Alter idam haberlerini bekliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bir tecrit hücresi gibi kendi çalışma odası ve çaresizliğin dibinde
kendisini artık neredeyse bir özne olmaktan çıkartıp kendisini kameranın önündeki bir üçüncü şahsa, bir dördüncü şahsa dönüştürmüş bir toplumsal şiddet olayının karşısındaki sanatçının hali. Bütün bunları birlikte sergiliyor. Kendisi de hikayenin parçası, bütün bu şiddeti oluşturan toplumda. Bana kalırsa Türkiye sanat tarihindeki böyle hep hatırlatmak, bir daha bakmak gereken işlerden bir tanesi gibi geliyor bana. Ne anlamında? Temsil stratejileri anlamında. Politik sanat politikayı temsil etmez dediğim şey bu. Politik sanat kendisi sanat yapma biçimlerini dönüştürür. Her türlü temsil biçimini temsil etmek. Düşünsenize temsil etmek ne demek? Sen beni temsil ediyorsun. Yani benim yokluğumu yerine sen geçiyorsun. Bu hadsizliğin yerine hiçbir şeyi yerine geçiremeyeceği için figüratif bir temsil yerine bu tür soyut bir alan açarak ölümle benim aramdaki santimetreleri bana duyumsatan bir iş. Nil Yelter'in işi. Bu ara hep onlara bakıyorum. Nedense şöyle bir geçmişe dönüp canım çekti. Nasıl bir kurucu anneler kuşağının evlatlarıyız diye baktığımda hep bu genç kadınların, hep genç olacak bu kadınların çağdaş sanatı nasıl kurduklarına dair böyle heyecanlanıp duruyorum. Bu yine Nil Yelter'in bir işi. Düşünün hani bugün için de çok tazecik ve gencecik bir iş. Ben bir sanatçıyım, Selanikli bir Yahudiyim, Rusyalı bir Çerkezim, bir Abazım, bir kadın bir Yeniçeriyim, Türkiye'liyim, Fransalıyım, küçük Asyalıyım, göçebeyim. Ben bir mesajım. Hiçbir şey değilim. Bu kendi olma haliyle ilgili Nil Yelter'in sadece bir kart olarak yaptığı bir iş. Elden ele dolaşan bir kimlik kartına bir kart vizitin yerine geçen bir iş. Ve çağdaş sanatın niye politik olduğuna ve nasıl politik olabileceğine dair bir sürü izi taşıyor. Öncelikle göçmenlikle mümkün bu. Yani bu aidiyetsizliği göğsünde taşıyor olmakla, yuvasızlığı kalbinde taşıyor olmakla mümkün. Hiçbir yerde hiç kimse tarafından tanımlanmamayı ve tanınmamayı göze almakla mümkün. Yani bir kimlik siyasetinin sonucu olmaktan da fazlası kimliklenmemeyi de razı olmakla ilgili bir şey. Bir sanatçıya işte sen emin olan Nil Yelter gibi Türkiye çağdaş sanatını kurmuş pek çok kadın, pek çok sanatçı yurt dışında eğitim almaya gittiklerinde her şeyden önce de göçmen olduklarını öğrendiler. Her şeyden önce oraya ait olmadıklarını öğrendiler. Kadınlıklarının toplumsal cinsiyet normlarına yanı sıra diğer yandan da kültürel normlarla baş etmek zorunda kaldılar. O yüzden Türkiye özelinde de güncel sanatın temel motifi hem göçmenliği, kendine aidiyetsizliği hem de tabii toplumsal cinsiyet meselesi ve kimlik sorunları daha başından beri geliyor. Ben bunların hepsiyim ve ben bunların hiçbiriyim diye geliyor. Kimlik bir taraftaysa tabii ki birçok defa gösterilmiş olabilir ama ben yine de göstermek istiyorum. Tarihle, zamanla ve bellekle kurulan ilişkinin politik olduğu yerde bunları dönüştürebilme ihtimali de tabii ki karşımıza geliyor. Cengiz Çekil geldi bugün aklıma gelmeden önce. İşte politik bir iş tabii ki. Tarih yazımı kadar politik bir şey olabilir mi? Tarih yazımı kadar toplum üretmeye, nüfus üretmeye, yani bütün bu coğrafyadaki halklardan vatandaşlar üretmeye çalışan bir şiddet biçimi olabilir mi? Sanatçı kendi zamanında kendisi arar, kendisi kazar ve çıkartır ve her dakika sorar saat kaç diye. Saat kaç diye sorar çünkü verilen cevaplara inanmamaktadır. Nerede ve ne zaman olduğuna inanmaz. Bu Cengiz Çekil'in gazetelerle yaptığı işlerden biri. Ben bu gazeteli işleri özellikle önemsiyorum. Çünkü gazetenin bir mekan ve bir zaman taşıyıcısı, hem bir mekan olduğu hem de bir zaman kaydı olduğu, bir tarih kaydı olduğunu söyler. Ve o gazetelerin üzerinde var olan haberler değildir o gün olan şeyler aslında. Orada olmayanlardır. O yüzden onları görünmez kılar ve saat kaç sözü bir aralık oluşturur gazetelerde, gündelik haberlerde, medyada anlatılan hikayelerin hepsinin ötesinde çünkü başka bir şey olmaktadır. Onda ne olduğunu görmek istiyorsanız da
İşte sizin zamanı bir durdurup saat kaç diye bir daha sormanız gerekir. O zaman her gün gazeteler bir daha ve bir daha bir daha bir daha çıkarken güncel sanatın malzemesi de olacaktır. Nasıl ki bugün sosyal medya bizim malzememiz, nasıl ki internet ve bütün bu sanal dünya malzememizi oluşturuyor. Bunun ilk başında Türkiye'de güncel sanat daha kurulurken gazete var. O yüzden gazeteyi malzeme olarak Türkiye Çağdaş Sanatı'nda politik amaçla nasıl kullanıldığına bakmak bize de bir iş olsun. Hani günün birinde geri dönüp bütün bu gazete işlerini toparlayıp tekrar bakmak çok keyifli olurdu diye düşünüyorum. Gazeteler neyi anlatır? Gündelik hayatta, siyasette bununla ilgili Cengiz Çekin'in işlerine dönüp bakın Türkiye Güncel Sanatı'nı anlamaya çalışırken diyorum. Ama gazete deyince benim baktığım yerden sadece siyasete, sadece sanat alanına bakmıyorum demiştim. Böyle bir iş çıktı karşıma. Yön gazetesi, kol böreği nasıl yapılır, vali kebabı, vezir parmağı tarifi. Zübünye yemeği tarifi. Neden bahsediyorum, ne gösteriyorum? Size gösterdiğim şey Batman'da çıkan bir yerel gazete. Batman'da çıkan yerel gazete, Yön gazetesi, 15 ayda 40'a yakın davayla dava açılmasının sonunda artık yazdıkları her şeyin suç olması, suç unsuru oluşturmasından bezdikten sonra bundan sonraki sayılarında sadece yemek tariflerine yer vermeye karar vermiş. Kesinlikle sanatla hiçbir ilgisi olmayan bir gazete projesi bu. Bir güncel sanat işi olurdu bugün. Bu kadar sansür, bu kadar politik baskı altında. Madem ben hiçbir şey söyleyemeyeceğim, niye bu yayın organları var? Madem istediğim gibi ders yapamayacağım, niye bu okullar var? Niye ben kamusal alan mı, o da ne dediğimiz bir yerde. İşte şeyin Batman'la bir gazeteci ekibin kendi aralarında karar verip yayınladıkları bir gazete bu. Çağdaş sanat işi değil. Ama sadece şunu gösteriyor tam da işte benim konuşamadığım yerde, sözcüklerimin anlamlı olmadığı yerde ben bir şeyi aslında sadece karşı çıkarak değil, sadece muhalefet ederek değil, muhalefet etmenin biçimlerini dönüştürerek de politik oluyorum. Politikanın sanatla buluştuğu nokta zaten politika yapmanın estetikle buluştuğu nokta. Yeni muhalefet ilişkileri yaratmıyorsam, yeni söz kanalları açmıyorsam, yeni eylem mekanları tasarlamıyorsam, yeni politik özne halleri oluşturamıyorsam, bu benim mevcut iktidarın bana tanımladığı muhalefet alanının içinde kaldığım anlamına geliyor. İşte yaratıcılık ve estetik bize iktidara karşı muhalefet değil, iktidara rağmen muhalefeti, onunla oyun oynayan, onun muktedirliğini sorgulayan, onun belki de kudretini bir kenara fırlatan, hani bu haberde olduğu gibi, belki de bu gazete projesinde, bu gazete işinde diyeceğimlerde olduğu gibi, iktidarı muhalefete uyguladığı alışılmış şiddet biçimleri ni uygulayamaz hale de getirerek, bunu paralize ederek, burayı hackleyerek belki de boşa düşürdüğü örnekler. Bunlardan pek çok defa var ama gazete işi gösterdiğim için pek çok örnek de verilebilir ama gazete işi gösterdiğim için özellikle buraya gitmek istedim. Birazcık sorulara zaman ayırmak istiyorum. Eğer izin verirseniz eminim tartışacak bir sürü şey çıkacaktır. Çok büyük bir konuya girdim. Birazcık da böyle tadımlık bir giriş olsun istedim. Çünkü bu işi bir saatte halledemeyeceğimizi iyi biliyorum ama şunu aslında arzuladım. Hani belki de beklenenden daha farklı bir konuşma nasıl yapabilirim? Nasıl meraklandırabilirim? Bunu neden bahsediyor acaba dedirtebilirim istedim. Umarım keyifli gelen tarafları da olmuştur size. Hadi birazcık da karşılıklı konuşalım. Yoksa içerikle biçim çelişkisine düşeceğim. Yani benim için çok keyifliydi. Aklımda bir araba dolusu soru var. Ama önce sıramı diğer katılımcılara vermek istiyorum. Sorusu olan, katılmak isteyen varsa YouTube'dan da mesaj yazabilirler. Buradan da chat'te bir şey yazabilirler. Yok galiba. Ben soracağım. Ya bu kurumsallaşma dedin ya bir noktada. Güncel sanatın kurumsallaşması gibi bir şey dedin. Sanatın kurumsallaşması. Immunity'nin yani sağlanması belki de.
Ama bu kurumsallaşma deyince bir ufak sorun çıkıyor gibi. Yani bu kurumdan ne kastettiğini tam söyleyebilir misin? Söyleyebilirim. Aslında çok basit bir şekilde anlatayım. Belirli bir takım sermaye türleri oluşuyor alanlar içinde. Bu sermaye türleri her alan için geçerli ve onlara ulaşmakla ilgili bir takım gereklilikleri yerine getirmeniz gerekiyor. Alan içi oyunun kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Bana göre kurum, benim kurumdan kastettiğim biraz böyle bir şey. Aslında kurulmuş olan şey, kurgulanmış ve kurgusunun içerisinde kalan şey. Şunun gibi, yani ben kurumsallaştığım zaman kurumsal süreklilik benden, kurumumu ayakta tutmak ve kurumsal kimliğimin sürekliliği gibi bir şey bir kere. Hemen kurumsal deyince kurumsal kimlik geliyor aklıma. Kurumsal kimlik ne demek? Yaptığın işlerde bir tutarlılık da arz etmek demek. Ve bu anlamıyla bunu sağlamak için de ne kadar riski alabilirsin? Böyle bir soruyla karşı karşıya kalıyorum. Ben kendim de pratikten gelerek bunu söylüyorum ve bunu söylerken binlerce şey benim de aklımdan geçiyor. Ben de kendi yapımı, kendi organizasyonumu diyeceğim, ayakta tutmak için bir sürü şartı yerine getirmek zorundayım. Ama bu şartları yerine getirirken, örneğin ben Fatoş Şirvan sergisi yapabilecek miyim hala? İşte benim kurumsallaşma olarak negatif olarak karşıma aldığım şey bu. Ya da işte TikTok sergisi yapabilecek miyim? Ya da belli bir takım politik riskleri alacak sergiler yapabilecek miyim? Ya da o sene hiç para kazanmamayı göze alabilecek miyim? Bütün bunlar geçiyor aklımdan kurumsallaşma derken. Kenarları çok belirlendiği zaman acaba bu yapılar ne kadar riskler alıyor, alabiliyor? Ve maceraya atılmaya, yani buna bugün söyleyeyim, advenire, macera ne demek? Gelmekte olan demek. Henüz daha biçim bulmamış olan, adventure'ın kökeni de olan şey. Acaba gelmekte olanı kucaklayacak esnekliğe ve forma ve duyarlılığa sahip olabilecek miyim? Bunun kaygısını yaşıyorum. Ama dediğim gibi aynı zamanda da ben teoride değilim. Ben pratikten gelen bir insanım ve şunu da düşünüyorum. Keşke kurumsallaşsam da gelecek sene şu mekanın bana yaşattığı stresleri yaşamasam da diyorum. Ben biraz daha açayım. Yani dediklerini az çok katılıyorum yani hemen de. Ama şöyle bir şeyi ıskalama ihtimali doğuyor gibi geliyor. Mesela muhalif olmak da bir kurum haline gelebiliyor. Muhalefetin kendisi de kurumsallaşabiliyor. Ya da X sanatçısının adı kendi içinde kurumsallaşabiliyor. Yeni konuştuk. Feminist sanat kendi içinde kurumsallaşabiliyor. Yani bunların hepsi kendi içinde o maceraya açık, yani hallerini kaybedip sistemin içine angaje olabilecek şekilde, yani muhalefetin kendisi de, çünkü sınırın ötesi de sınır tarafından kurulan bir yer. O yüzden yani bunun hesabını tutmak gerçekten çok zor. Tabii ki, tabii ki. Bu her an olan bir şey Murat. Yani zaten böyle düşünmezsek, ama bunu niye bu lüksüm var benim? Ben estetik kanalından konuştuğum için bu lüksüm var. Bunu zaten bir siyasi parti yapamaz. Siyasi parti ile siyaset yapmaya karşı falan değilim. Bunlar politik araçlar olarak kullanabilir. Ama benim olduğum yerin bir tek cazibesi var. O da kendime sürekli sadık olmadığım bir yaratıcılık halinin içerisinde sanatçının böyle bir ihtimal olması. Aksen de oluştan ve akıştan söz edebilecek felsefe ve sanat ve bilim dışında ne var ki? Yani bunu savunmayacaksa burası, yani kurumsallaşmama iddiasını savunmayacaksa burası, başka hiçbir yer savunamaz zaten. O da şu demek, her an zaten yutulacağım tabii ki. O da bana her an yaşamam gerektiğini söylüyor. Ve bu, ben şunu da söyledim, muhalefet her zaman politik değildir, sanat da her zaman politik değildir. Bana kalırsa bu tanımlamada sanatın da politik olduğu yerler kendini kendi sınırından yeniden doğurduğu yerler. Şimdi sağ ol. İki tane soru var. Bir tanesi Q&A'de. Ona tıklayıp okuyorum. Sen de bakabilirsin. Can Atalay'ın sorusu. Sanatın dönüştürme gücünün bireyleri adalet gibi olumlu bir değere yaklaştırmasının tersine, örneğin ırkçılık gibi olumsuz bir değere yaklaştırması da aynı oranda politik midir? Pardon, ben politikayı nasıl tanımladığıma bir kez daha geri dönüyorum. Politikayı tek tek her varoluşun kendi tekilliği içerisinde birlikte var olma ihtimalini tartışan bir konu olarak ele aldım. Kendim uydurmadım.
yani siyaset bilimi teorisinin içerisinde Hannah Arendt'ten beri gelen akan bir damarı söyledim. Bu durumda ırkçılık gibi bir şey benim söylediğimin tamamen tersi bir yere yerleşiyor. Ve herhalde bunun tam tersi olan şey ırkçılık. Dolayısıyla politik tabii ki değil. Ve sorayım, ırkçılık örneğini verdiği için belki başka bir yerde daha iyi tuzağa düşürebilirdi beni ama ırkçılıkta çok tuzağa düşüremiyor. Çünkü ırkçılık tam da burada hep parçalanmasından, dağılmasından, akışkanlığından bahsettiğimiz öznelik halinin en çekirdeklenmiş, en sertleşmiş hali. Ve ben ve ötekileri ayırabilme ihtimali. Buradaysa sürekli akışta herkesin birbirinin içinden akabileceği bir hıza geçebilmekten bahsediyoruz. Estetik duyumsamada. Peki, Gönül Kaya'nın sorusu. Bu da chat kısmında yazıyor. İlk sorusu, politik sanatın alıcı üzerindeki etkisi nedir? İkincisi de Cengiz Çakır'ın saat kaç isimli çalışmasında sayıların bir anlamı var mı? Şöyle, politik sanatın alıcısının üzerindeki etkisini muradımız, yani tabii ki burada bahsediyorum, böyle bir şey vardır falan demiyorum. Hiçbir şeydir. Alıcısı üzerinde bir belli bir etki yaratmaya çalışmaz diyeyim, iyice zorlaştırayım. Belli bir etki yaratmaya çalışmaz, bir davettir, bir misafirperverliktir. Sanat ne yapsın? Öğreteceğim, büyüteceğim, akıllandıracağım falan demiyor. Onu kendisi içerisinde bir macera yaşamaya çağırıyor ki o kendisi ne yapmak istediğine zaten karar verecek. Onu özgürleştirmek olabilir en fazla. Neden özgürleştirmek? Gündelik hayatta nesnelerle kurduğu ilişki, çıkar ilişkisi, insanlarla kurduğu ilişki belli, doğayla kurduğu ilişki onu yağmalamak üzerinden. Alıcıya sadece bu alışkın olduğu kapitalist toplumsal ilişki ağlarından farklı bir tür ilişki kurmaya çağırır ve onu orada yalnız bırakır, ne yapmak istiyorsa yapar. Tersine tam da güzel soru çünkü kendi içinde şeyini taşıyor. Politik sanatın alıcı üzerinde etkisi önceden tasarlanmış bir etki değildir, olamaz. Öyle olursa totaliter bir şey olur bu. Ben şimdi sizi eğiteceğim, ben şimdi sizi güzelleştireceğim. Kimin böyle bir şey yapmaya hakkı var? Tabii bu iki soruda da propagandayla tabii. Yani iç içe geçiyor. Orada aslında yani iki sorunun da geçtiği yer aslında propaganda. Tabii. İşte güncel sanatın politikayı tanımlama biçimi, burada da genellikle Jacques Rancière üzerinde durdum ama güncel sanatçılarla konuştuğumuzda da bunları söyleyecekleri için de rahatça söylüyorum. Hiçbir güncel sanatçı alıp da muhatabını bu sanat işimle karşılaştığın zaman sen göçmenlik meselesi daha duyarlı bir birey olacaksın falan demez. Çünkü zaten buradaki modernden güncele geçişle birlikte sanatçı zaten burada kendi hem kendi pozisyonunu hem seyircinin pozisyonunu özgürleştirmek ve eşitlemek adına yola düşüyor. Peki. Necla Gonca'nın bir sorusu var. Yani evet, sözlü soramıyorsunuz. Özür dilerim. İktidara karşı değil, iktidara rağmen muhalefet tanımınızı sanat cevap vermez, yalnızca soru sorar olarak düşünebilir miyiz? Ayrıca 20. yüzyıl başındaki Rus avantgardlarının sanattaki yarattıklarını ki 1917 devriminin hızlandırdığını düşünürsek hangi bağlamda çağdaş sanat olarak düşünelim? Rus avantgardlarıyla ilgili bir önerim olacak. Suzan Beckmuss'un Rüya Alemi ve Felaket kitabı muhteşem bir şeydir. Ona mutlaka bakın eğer ilginizi çekiyorsa. Rus avantgardları siyasi devrimden önce sanat alanında devrimle birlikte politik olmuşlardır. Onların dünyayla insan, dünyayla makine, dünyayla doğa arasındaki ilişkiyi zaten yaklaşımları devrimcidir baştan, yani estetiktir. Dolayısıyla devrime taşıdıkları, devrimle birlikte yani gündelik hayat içerisinde de doğrudan pratiğe kattıkları şey onların biraz önce söylediğim anlamda bedenin duyularının uyanması anlamında estetik vaatleridir. Projeleri gerçekleşmiş olmasa bile Tatlin'in örneğinde de çok net görebileceğiniz şekilde bunlar ütopyada kalmış olsa bile açtıkları alan belki de dünyaya duyumsamanın çeşitliliğini dünya tarihinde gösteren en olağanüstü hayal dünyasıyla da bile kalsa olağanüstü bir devrim fikridir. Devrim fikrinin kendisini tasarlamışlardır. Bunu da yaparken insan bedenini de, insan bedeninin güçlerini de temele almışlardır. O yüzden çok güzel bir örnek tabii ki politik sanat için. Ne kadar üstüne konuşsam bitiremeyeceğim kadar da önemli bir dönem.
Bana kalırsa orada da şu yok, politikayı temsil etmediler. Bakın devrimin göbeğindelerdi ama oturup politikayı temsil etmediler. Yani başka bir dünya olasını temsil etmediler. Onu yaratmak üzere bütün araçlarını bunun üzerinden tasarladılar diye düşünüyorum. Bir sorusu daha vardı. O da iktidara karşı değil, iktidara rağmen muhalefet tanımınızı sanat cevap vermez, yalnızca soru sorar olarak düşünebilir miyiz? Yani cevap vermez sorusu, iktidara rağmen söylediğim şey şurada, biraz önce konuştuğumuz haliyle muhalefet etmenin biçimleri önceden tanımlanıp hesaplandığında iktidarla bunlar karşılıklı bir tür yine konsensüs içerisinde gerçekleşiyor. Bu konsensüs ne? Yani muhalefetin demokratik toplumlardaki muhalefet unsuru gibi düşünün. Hani neredeyse ne söyleyeceği ve nerede duracağı belli bir durumda. Bana kalırsa burada söz konusu iktidar rağmen dediğim şey politika yapma ve muhalefet yapma biçimlerini de yeniden gözden geçiren bir tür hal. Yani burada aklımıza Türkiye siyasetinde de eylem biçimlerinin nasıl olduğunu ve ne tür eylem biçimleriyle iktidarın paralize olduğunu da düşünmeye davet ediyorum sizi. Ne zaman karşınızda beklenmedik olanı, gelmekte olanı, yeni ve canavarsı olanı karşısında görse ve tanımsız ve biçimsiz olanı görse iktidar, burada ne yapacağını bilemiyor zaten. Geri kalanların hepsine bir cevabı var. Onu kastettim. Yani cevap vermez, soru sorar, açar diyelim ya. Hani böyle cevap ve soruda da aynı diyalektik, aynı ikili içinde kalıyoruz. Cevap ve soru aynı şey gibi. Eğer bir soru sorar dersem aynı şeyi söylemiş olacağım. Onun yerine açar ve başka bir tür ilişki biçimi, soru cevaptan farklı bir tür ilişki biçimini belki düşünebilir kılar. Ne oldu? Çok güldün Murat. Kötü bir soru mu geldi? Yo, hayır. Necla Hanım devam ediyor da. Necla Hanım'a telefon numaramı verebilirsin. Salcedo'dan bahsediyor da okuyabilirsin tabii ki. Okuyamadım ben. Görmüyorum. Sen okur musun? Bak ha. Bu tanımı biliyorsunuz. Kolombiya'da Doris Salcedo'ya ait enstalasyonları tam da sizin anlattıklarınızla ölçüşüyor. Pardon. Evet. Doğru. Senin de Salcedo'dan bahsettiğini daha önce duyduğum için. Evet, evet. Ali Can Kargı'nın sorusu var. Sanırım sanatçıyı ahlaki, etik değil, perspektiften değerlendirme çabasındaki motivasyonlardan biri toplumdan çaldığı düşünülen boş zaman. Evet, işte biz onu benim rahat bırakalım. Herkes kendi boş zamanını çalsın. O yüzden bu ahlaki bir etik bir sorumluluk yüklemek değil ama çok doğru söylüyor. Sanatçının bir kategori olarak, bir toplumsal kategori olarak işlevi diyor Freud. Çok komik bir şey söyleyeceğim, bunu Freud diyor. Sanatçının bir toplumsal kategori olarak işlevi geri kalan herkesin boş zaman üzerindeki hakkından vazgeçmiş olduğunu göstermektir. Şimdi bunu böyle çok sinsice bir şey var burada. Yani sanatçı diye biri var. Hadi biz bir şey yapamıyoruz. Biz kendi zamanımız üzerinde hak sahibi değiliz ama onlar hak sahibi. Bu müthiş bir aslında toplumsal adaletsizlik işte. Politikayı konuşuyorsak bazılarının yaratmaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya, resim yapmaya hakkı var, bazılarının yok. O yüzden ben bu konuşmayı bu kadar gündelik hayatla sanat kurumu arasında gidip gelişlerle kuruyorum. Çünkü aksi halde kendimle çelişecek bir şey söylerim. Bedenin duyularından bahsediyorum. Sanatçı duyumsuyor, geri kalan ne yapsın? O da çalışıyor demek zorunda kalır. Böyle bir ayrım yok. Ama dediği gibi Alican'ın burada sanatçının boş zaman üzerindeki hükmü hep bir şey oldu. Mitostur, bir vaattir. Kapitalizmin vaadidir. Bakın sanatçı diye bir tip var. O kendi zamanını işte resim yaparak, içki içerek hatta değil mi gezerek, seyahat ederek falan geçiriyor. Bu bir tür illüzyon tabii ki, sanatçında böyle bir boş zamanı yok artık. Döndürdün mü Alican, beğenmemiş mi acaba? Galiba, geliyor. Geliyor. Ha, tamam, yok. Necla Hanım, anlatınızla ilgili yayın tavsiye ederseniz çok sevinirim demiş. Tavsiyelere bir şey hemen tavsiye edeyim. Özgürleşen seyirciye bakın. Sizin sorularınız etrafında düşündüğü küçücük. Ama tabii ki 70 kere okumak lazım. Böyle. 70 diyeceğim ama.
Hani sürekli döndürdüm. Neyse, sen şey yapmayacağım. İlk okuduğunuzsa 70 kere okuyorsun tabii. Şimdi yavaş yavaş son vereceğim. Yoksa... Tamam. Ezgi çok teşekkürler. Harikaydı. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim, biraz hani özür dileyerek de, yani bir insanın bazen de böyle çok kalbinden vuran konular oluyor. Benim için hani başka bir şey konuşmak çok daha kolay olabilirdi. Ama bu konu hem çok özel, hem heyecanlı, hem sorumluluk gerektiren bir konu olduğu için hani bu kadar kısa süre içerisinde bazı provokasyonlar yaptım diyeyim. Bazı noktalara atışlar yaptım. Oraları karşı çıkarak, reddederek, kurcalayarak eminim siz kendi yollarınızı bulacaksınızdır. Böyle bir dünya da var. Böyle bir bakış açısı da var. Biraz bununla karşılaşın istedim. Onun dışında zaten yani içeriği politik olan sanat eserleri göstermektense politikanın ne olduğunu tanımlaman çok daha yerinde zaten. Yoksa içeriği politik olan pek çok eser gösterebilirsin ama bunların politik bir etki yaratıp yaratmama kudretlerinin olup olmadığını bilmiyoruz zaten. Ya da sadece bir çığırtkanlık yapan pek çok eser görebiliriz ama dediğin gibi bir gül resmi bile yeri geldiğinde değil, hatta her zaman politik olabiliyor. Yani sanırım bu bağı kurmak gerekiyor. Murat, hani arkadaşlarımıza tabii ki yüz yüze olsaydık eminim çok çok fazla daha böyle soru da gelirdi. O yüzden sorular gelirse bana iletirsiniz yine. Tamam. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu sanat dediğimiz şeyi bir estetik tecrübe gibi okumaya başladığımız zaman onun zamanı ve mekanı da çok önemli hale geliyor. Yani şöyle hep klasik şey söylendiği gibi, hani empresyonist bir resim, bir Mane resmi dönemi için akademik gelenekle, politik şeyle, iktidarla, aynı zamanda da gündelik hayattaki temsil ilişkileriyle öyle bir çarpışır ve onları öyle bir dağıtır ki politiktir. Yani yaptığı tabakta bir limon olsa bile. Ama şimdi bu resim bugün burada çerçevesi içerisinde Orsay Müzesi'nde durduğunda hala bu etkiyi yapıyor mu? Hayır. Yani hayır diyorum, bunu şey için söylüyorum. Bakmak lazım hangi dönemde, ama yarın öbür gün öyle bir olayda, öyle bir yerde okunur ve yerleştirilir ki okuma içerisinde yine dinamit gibi patlayabilir o sarı limon. Yani böyle mutlulaştırmayalım. Hani bu politik iş, bu değil. Burada duramıyorum. Yani Orsay Müzesi ve o çerçevenin kendisi, tam bahsettiğin kurumsallaşma ya da kemik bağlama ya da ne dersen de, yani burada Orsay Müzesi olmasına gerek yok. Herhangi bir sergi en marjinalinden en kurumsalına kadar hepsinin içinde gerçek şeyler bunlar. Ama bir katalog metnin içinde ya da bambaşka bir metnin içinde aynı limon birden canlanabilir ufak bir, yani ufak bir dokunuşla bambaşka bir serginin içinde de yani. Çünkü imgeler hiçbir zaman tek başlarına değiller. İmgeler bir imge akışı. Tak tak alırsın onu bir şeyle, Molotov kokteylinin yanına limonu koyarsın, ikisi birlikte patlar. Önemli olan, söylemek istediğim şey o. Bağlamı, zamanı, mekanı içinde bunlar böyle anlamlar kazanıyor ya da kazanmıyorlar. O yüzden de bakınız böyle bir teknik kullanmış, işte bu iş politiktir, bu bunu göstermiş, bu yüzden politiktir demiyoruz. Bunlar içine girdikleri ilişki ağlarında ne yapıyorlar diye bakıyoruz. Eylemine bakıyoruz yani konuşurken. Tamam, belki böyle daha net oldu. Bitiremeyeceğim yoksa. Tamam, ben gittim. Tamam, peki o zaman herkese çok teşekkürler. Biz devam edeceğiz. Dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Katıldığın için ve enerjiniz için çok teşekkürler Ezgi. Öpüyorum. Ben de öpüyorum Murat'cığım. Hoşçakal. Herkese teşekkürler. Soru soranlara ayrıca teşekkürler. Hoşçakalın.